Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Define ve Tarih Sevdası sizinle birlikte arkadaşlar Türkiye'deki bütün hazineleri çıkaracağız. Bütün işaretlere bakacağız. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Her akşam canlı yayınlarımız var. Bizi takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar balık işaretimiz var. Harika bir şekilde yapılmış. Balık işaretinin aslında kendisi bize hazinenin nerede olduğunu net bir şekilde söyler arkadaşlar. Yeter ki siz araziye hakim olun, arazi etütünü iyi yapın ve balık işaret kesinlikle suyla alakalı olduğu için suyun bulunduğu yerde hazinen olduğunu bize net bir şekilde söylüyor ve balığın şekli arkadaşlar, suya atlar, sudan atlama şekli, bir şelaleye sıçrama şekli, dönme şekli. E, kambura yatmış şeklinde olan balık şekli, kuyruk tarafından bize yön veren balık işareti. Bunun dışında balığın hazinesi nerelerde olur onu da söyleyeceğiz sizlere. L yapmış şekli bir derenin ya da bir e, akarsuyun L yapmış şekli çok önemli. Tam L'nin uç kısmında bu bir. İkincisi şelale varsa şelalenin döküldüğü yerde. 3. Şelalenin dökülmeden önceki üst tarafta tam dökülme esnasında olan yer. 4. Şelalenin alt kısmında kapalı bir oda. 5. Yine su kenarında e, bizim sofra taşı dediğimiz üzerinde 3-4 kişinin rahat bir şekilde oturabileceği bir kaya. Ondan sonra suyun içinde sal taşı. Arkadaşlar yani dikili taşlar. Bunlar hepsi çok çok önemli. Bunları takip etmemiz lazım, araziyi iyi gezmemiz lazım. Yine kaliteli bir e, leopar tarzı e, bir işaretimiz var, aslan e, yani e, köpek gillerden diyeyim. E, çok harika bir şekilde yapılmış. Burada leopar olduğu net bir şekilde gözüküyor. Bunlar hep statüsü yüksek olan kişilere ait mezarlardır arkadaşlar. Bize mezarın olduğunu söylüyor ve zaten mezar nöbetçisi yani mezarın bulunduğu yerde nöbet tutan bir hayvan düşünün, bir köpek düşünün, bir aslan düşünün, güçlü mesela koç düşünün, boğa düşünün, kartal düşünün. Bunlar hep mezar sembolleri ve mezarların bulunduğu yerde yaparlar. Ve özellikle mezarın giriş kısmına bakar bu arkadaşlar yani nereye bakıyorsa orada harika bir araştırma yapın kesinlikle ve kesinlikle hedefe ulaşacaksınız. Şimdi e, mezar var ise hazine var mı onu soracağız e, soracaklar arkadaşlar. Arkadaşlar yani bizim direkt define alakası yok bu işaretten yani direkt gelin burada hazine var diyen bir işaret değil burada bir mezar olduğunu söyleyen işarettir. Burada statüsü yüksek bir kişiye ait olduğu için kesinlikle yanında değerli eşyalarının olduğunu söyleyen işaretlerden biridir. Fakat biz e, devamlı söylüyoruz. Ülkemizde kazı kazmak, define kazmak yasaktır arkadaşlar. Define aramak yasaktır. Bunu e, resmi bir şekilde yapın. Mezar özellikle mezar kesinlikle ve kesinlikle e, ceza 5 yıldan başlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kılıç şayetimiz var. Kılıç şayeti biz daha önce de e, yüzlerce kez söyledik. Kılıçın şekli çok çok önemli. Çünkü uygarlıklara göre yapılmış kılıçlar vardır. Yani hangi uygarlığın kullandığı kılıçsa ona göre orada ne olduğunu söylüyor. Mesela Bizans, Roma, işte e, Selçuklu, Osmanlı e, Sasaniler, işte Mervaniler yok Frikler, yok ee, lidyallar, bu gidiyor. Herkesin kılıç şekli ayrıdır. O yüzden internette direkt uygarlıkların kullandığı kılıçlar yazarsanız ee, sizin bulduğunuz kılıçla internetteki kılıç birbirine uyuyorsa orada kimin mezarı varsa net bir şekilde size söyler. Ve üzerinde haç işareti, oyma işareti hepsi bak burada hemen üst tarafta bir su birikmiş yer vardır. Onun anlamı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Onun anlamı statü. Yani rütbe demek o. Orada hani şu anki mesela subaylarda, asubaylarda, uzmanlarda rütbe olayı var ya derecelendirme. Bu da onun derecesi rütbesi e, hangi mevkide olduğunu söyler ve yanında da oyması vardır. E, Haç işareti, son nokta işareti her şey burada bir komutana ait kaliteli bir mezar ve Ha, e, bu kılıç işareti neredeyse o da oradadır arkadaşlar. Yasaktır. Kazı yasak arkadaşlar kesinlikle. Domuz işareti 1 2 üç tane arkasında yavrusu var ve öndeki anne domuz. Domuz işareti de tavuk civciv gibidir arkadaşlar. Hazine bölüştürülmüş ve alanda kaç yerde varsa onu söylüyor. Şimdi arazide bunun etütü çok önemli. Niye? Çünkü bu sudan geliyor ya da suya gidiyor. Yavrularını ya suya götürüyor ya sudan geliyor. Bu önemli. Şimdi gidiş yönü sol taraf geliş yönünde su varsa o tarafa gideceğiz. Gidiş yönü e, su, e, sol taraf su sol taraftaysa o tarafa gidiyoruz. Yani burada su çok önemli. Bize hazinenin suyun orada olduğunu söyler. İkinci bir husus e, burada hediye de var arkadaşlar. 3- yani domuz ana domuzla birlikte dört tane kaya vardır. İçlerinden birini kontrol ederek hazineye yani o hediye ulaşabiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim en son yani en küçük en arkadaki yavru domuzun üstünde üçgen işareti var ve benim altımda olduğunu söylüyor. Onu kontrol edeceğiz. Bir de ana domuzun bize bakan yönünde kapak şeklinde bir e, kabartma var. Orayı kontrol edeceğiz, kırmayacağız yalnız. İşaret kırmak kesinlikle yanlış bir şeydir. Kimseye de uymayın, işaretleri kırmayın. Size hazinenin yerini gösteren e, göstereyim. Şurada hazine var, Burada hazine var, git aç kır yap diyen varsa uymayın arkadaşlar. Size küçük meblağı gösterir ama büyük meblağdan olursunuz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.